Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Eylül ayının son günü olan 30 Eylül 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Hepinizden şiddetli bir şekilde beğeni, şiddetli bir şekilde sonuna kadar videoyu izleme, şiddetli bir şekilde de yorum bekliyorum video ile alakalı. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmak için, insanların aboneliğini çekmek için her izlediğiniz dakika kıymetli. Sizler videoları izledikçe beğeni attıkça, videolarla alakalı yorumlar attıkça, YouTube bu videoları öneri olarak insanların önüne sunuyor. Ve sizlerden rica ediyorum, lütfen kanalımızı büyütelim. Bakın, bazı şeyler olgunlaşmadan da konuşmanın bir anlamı yok aslında, ama e, olgunlaşınca konuşuruz. Şimdi kanal büyüdükçe e, Teklifler değişebilir. Yani bazı teklifler gelişebilir, bazı teklifler değişebilir, bazı teklifler olabilir. Ben her türlü teklifi açayım önce onu söyleyeyim. Fenerbahçe menfaatlerine uygun olan her türlü teklifi açayım. Bazı şeyler gelişirse konuşuruz. Gelişmese konuşmayız. Polonya'dan Şimanski'ye övgüler. Şimanski. Çöpün önde gideni ya. Ya bu adamın bak gol katkısı yok. Asist katkısı yok. Ya bunu Şekip Bey'le Mahmut Bey nasıl aldılar? Bıkraha gibi ya. Gol atmayı bilmez. Asist yapmayı bilmez. Savunma katkısı yok. Sahada gezinir. Hani Fenerbahçe Şimanski'yi niye aldı anlamıyorum. Serdar Ali Çelikler'in de dediği gibi yani böyle bir çöpü niye aldı Fenerbahçe? Fenerbahçe'de Sebastian Şimanski şov devam ediyor. Bak habere bak. Ya Fenerbahçe yalakalığı yapmayın. Hiç çöp. Ya bana bir tane gollük asistini söyleyin var mı? Var. E, tamam gol var da sayıldı mı yani? Sayıldı. Asist. Peki bütün asistleri gol mü oldu? Yani hocam asist olduğuna göre gol olmuştur. Neyse. Haberi okuyalım. Sebastian Şimanski şov devam ediyor. Trendyol Süper gün 3. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Rams Başakşehir ağırladı. Sarı Lacivert'ten 4-0 kazandığı maç, maça Şimanski attığı 2 golle damga vurdu. Polonyalı Yıldız'a ülkesinin basınından da övgüler yağdı. Burayı hızlı geçmek zorundayım. Çünkü hani haberi ben anlatacağım yerini anlattım. Türkiye'de cennette durmaya hiç niyeti yok. Sebastian Şimanski inanılmaz derecede heyecan verici. Maç öncesi 5 gol 4 asistle oynayan Yıldız oyuncu attığı 2 golle Yıldızlaştı. Başakşehir maçında da gösterdiği gibi Şimanski'nin durmaya niyeti yok. Skor tabelasına adını yazdırmak için sadece 20 dakikaya ihtiyacı vardı. 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe stadında toplanan taraftara harika bir gösteri sundu. Şimanski'nin 20. dakikada sahne aldı. Kaleci için kurtarılmaz bir şuttu. Şimanski'nin golünün ardından Fenerbahçe stadındaki taraftarlar sevinçten çılgına döndü. 80. dakikada bu kez Batshuayi'nin pasıyla golü bulan Şimanski double yaparak maçı tamamladı. Bir de double double vardı. O neydi? 10 asist, 10 sayı mı yapıyorlardı? Çok güzel bir tabir ya. Double double. Mesela keşke futbolda da böyle olsun. Mesela gol ve asist yapana hani bir maçta hem gol hem asist yapana double double yaptı falan deseler mesela. Vallahi bak çok hoş bir tabir olmaz mı? E neyse Onet demiş ki Şimanski Fenerbahçe kariyerine olağanüstü başladı. Polonyalı oyuncu ilk 10 maçında 5 gol 4 asist yapmıştı. Perşembe günü ile oynanan maçta istatistiklerini geliştirdi. 2 gol atarak yıldızlaştı. Şimanski cennette yaz aylarında Feyenoord kariyerine son vererek Fenerbahçe'ye transfer olan Şimanski. Başakşehir maçında sonucu belirleyen isimlerin başında yer aldı. Şimanski Ceko'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda. Bu arada Süper Lig'de şampiyonluk oranları maalesef değişmiş. Niye maalesef diyorsun hocam? Ne güzel işte bir şeyler olmuş. Maalesef değişmiş arkadaşlar. Yani maalesef. Şimdi şampiyonluk oranları genellikle hani benim gözümde hani iddia ıı, işin içine girdi miydi? O sıkıntı 6. haftada oranlar değişti. Fenerbahçe şampiyonun favorisi olarak gösterildi. Maalesef 2.40'dan 2.05'e düştü. Hocam bak bu iyi bir şey. Ne güzel. Ya öyle değil ya boş verin. Galatasaray'ın oranı da düştü. 2.50'den 2.25'e düştü. Sevindirici tarafı bu. Eğer Galatasaray'ınki sabit kalsaydı baronlar devreye girecekti. Ulan bu farkı açtı baya diye bir şey yapacaklardı. Şimdi değerli arkadaşlar bakın size yalvarıyorum. Aranızda Müslüman olan ya da başka hangi dine inanırsa inansın ee, inançlı insanlar dua etsin. Fenerbahçe-Rize maçını ve Kasımpaşa maçını alarak milli araya girsin diye dua edin. Bu arada bu maçlarda Galatasaray Ankara ile bugün maçı var. İnşallah Ankara gücüne başarılar diliyorum ama hani hocam sen hep yatar diyorsun yatıyorlar. Bugün diyeyim ki ulan Ankara gücü dirençli oynar. Beraberlik alır diyeyim. Maç 2-2 iki, iki biter falan diyeyim. İnşallah Ankara gücü puan ya da puanlar alır diyeyim de öyle bitsin. Şimdi eğer Galatasaray şu iki maçtan birinde en az puan kaybı yaşarsa Fenerbahçe iki maçın ikisini de alırsa yani 8 maçlar itibariyle 24 puanla Fenerbahçe o 2 haftalık araya girerse şu an itibariyle Beşiktaş'ta 8 puan Trabzonspor'la 9 puan fark var. Galatasaray'la 2 puan fark var ama bir yenilgi alsa Galatasaray. Hatta keşke bir yenilgi bir beraberlik alsa zannetmiyorum iki mağlubiyet alacağını ama bir yenilgi bir beraberlik alsa Fenerbahçe'de kazansa puan farkı 7 olsa siz bu sefer izleyin. Çünkü hakemlerle onunla bununla şununla durdurmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Bu arada Samsun Spor 2-2 biter dedim ama 19 şut at, 9 korner kullan, %70 topla oyna. Kendi sahandasın. Rakibe sadece 4 şut imkanı var. Yine de kendi sahanda 2-1 yenil. Yani Samsun seni depar atıyorsun. Küme düşmeye. Bugün itibariyle bana sorsanız İstanbul, Samsun garanti düşecek takımlar derim. Bana sorsanız. Sivas'ın düşmesini istiyorum. Her sene Fenerbahçe'ye aslan kesil. Ama birilerine git yaslan kesil. Ee, hiç hoş değil. Başakşehir bu kafayla giderse düşer. Pendik de zaten göz kırpıyor. Yani eğer şu anki puan durumuna göre düşecek olsalar 3 İstanbul takımı düşür. Yani İstanbul takımları gitsin ya. Ama aşağıdan İstanbul takımı gelmesin. Neyse. Biz konumuza dönelim. Adana Demirspor'a kaybeden Beşiktaş'ın oranı 4.75'ten 8.0'a çıkmış. Hocam dalga geçiyorsun. Vallahi 8.00 yazıyor. Trabzonspor'un oranı da 20'de kalmış. Ya açık söyleyeyim Fenerbahçe'de Galatasaray'dan biri şampiyon olacak diğerlerinin şampiyon olacağını zannetmiyorum. Bak bunu yaparken Fenerbahçe rakiplere şut çektirmiyor. Alanya Spor ve Başakşehir karşısında savunmada gösterdiği performansla Fenerbahçe rakiplerine şut şansı vermedi. Arkadaşlar bakın. Hocam Alanya tırt bir takım. Allah aşkına bırakın. Bak kendi şimdi Galatasaraylı Galatasaray yorum yapmayın. Galatasaraylı arkadaşlar Fenerbahçe'nin şansa kazandığını kendilerinin de dehşetül vahşet bir futbol oynayıp rakiplerini tokatladıklarını herkesin Fener'e yattığını ama kendilerini aslan kesildiğini düşünüyorlar. Yani bir e, klip yapmışlar Davinson Sanchez'in Başakşehir maçında klibi Allah'ınız için. Yani sevdiklerinizin adına bir tane açın izleyin gülme krizine gireceksiniz. Ya bu kadar olmaz. Yani oyuncuya sanki bilerek müdahale etmiyorlar ki hani skills videosu yapsın oyuncu şey yapsın diye. Bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar olmaz ya. Neyse bu bizim haddimize değil. Biz işimize bakalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bakın Başakşehir en az şut çektiği maçı oynamış. Bir şutla. Aynı zamanda Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper süperlik maçını isabetli şut çekmeden tamamlamış. Bu arada Başakşehir en az şut çektiği bir diyor da. Ben mi yanlış hatırlıyorum? 6 diye hatırlıyorum ben Başakşehir. 6 ya da 7 diye hatırlıyorum ben maçtan sonra istatistik buldum ama. Evet toplam şut 7 İsabetli şut sıfır. Acaba ceza sahası içi falan mı kastediliyor? Çünkü e, ben öyle hatırlıyorum. Ceza sahası içidir bu muhtemelen. Neyse. Yine de şu bir gerçek. Sıfır isabetli şut. Alanya'yı bir sıfır yenilik tarihinde en az şut çektiğim maçı yaşadı iki şutla. En düşük gol beklentisi 0.06 idi. Yani Gaziantep'e 4 şut şansı şu verdi. Samsun Spor sadece 5 şut çekti. İsmail Kartal'ın önceleri Ankara gücü deplasmanında 14'te 14 şutla oynamış 1-0 maçı kazanmıştı. 3-2'lik Antalya Spor karşılaşmasında ise 17 şut çekip kalesinde 15 şut görmüştü diyor. 14'e 14 şut Anta Ankara gücü maçında yani Ankara gücüne çok şut çektir diyor. Vallahi Ankara gücü. Bak evimde Fenerbahçe forması hariç forması olan tek takımsın. İşte depremden dolayı ya çıkarttığı formadan dolayı. Kurban olayım elinizi ayağınızı öpeyim. Bugün gidin şu Galatasaray'dan sıradan puan alın. Gerçi Tolunay varken imkansız. Yani Allah'ını dinini inkar eder bazı insanlar. Ama tuttuğu takımı inkar etmezler. Tuttuğu siyasi partiyi inkar etmezler. Bazı insanlar öyledir. İnşallah yanılırım. Canlı yayın açarım. Özür dilerim Tolunay Kafkas'tan. Bunu çok istiyorum. Özür dilemeyi çok istiyorum. Ne olur Tolunay Kafkas bana bir özür dilettir. Delikanlıysan bana bir özür dilettir. Fenerbahçe hücumunda da çarpıcı istatistik. Alexander Cikun'un da gol atmasıyla birlikte daha sezon başında Fenerbahçe hücum anlamında inanılmaz bir istatistik başardım. Şimdi Başakşehir'i yendi Fenerbahçe ve etkisini gösterdi. Fenerbahçe'de herkes hücumcu. Avrupa Kupası macerasına başla. Harika başladı. Süper Lig'de fırtına gibi esiyorum. Allah nazardan sakındırsın. 13'te 13 inşallah 17'de 17 olur. 18'de 18 olur. 20'de 20 olur. 25'te 25 olur inşallah. Ve en son ligde 25 Şubat'ta Konya Spor'u 4-0'lık skola geçmeyi başarmıştı. Yani depremlerden sonra olmuş hatırlayın. Adeta gol yağmuruna tuttu ve kaleciler hariç dün akşam yani Başakşehir maçıyla birlikte 27 futbolcu oynamış. Tabii ki zirvede Şimanski var. Takımdan ayrılan Serdar Dursun, Burak Kapacağı saymazsak 25 oyuncu görev aldı. Cikun'un da ilk sezon İlk golün atmasına birlikte 18 isimden skor katkı aldı Fenerbahçe'ye. 13 resmi mücadele 37 kez ağları sarstı. Yani 39 olsa maç başı gol ortalaması 3. En çok skor yapanlarda tabii ki şimanski yer alıyor. Ee, arası Kent'e falan. Bu arada Kent demişken Ryan Kent taraftarla huzur buldu. Şimdi İskoç basını fazla forma şansı bulamamasına rağmen Kent'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunu yazdı. Akraplarlar Kent'in oynamasını istediğine satırlarına taşıdı. Ve çok memnun oldu. İsmail Kartal antrenmanlarda birebir ilgileniyor. Bu sezon 5 maçta oynadı. Bir asist katkı sağladı. Ama şunu söyleyeyim. Bakın Kent şu anda fırında pişiyor. İyi de baba ne zaman pişecek bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim ülkede herkes skor bahçelidir. Ya herkes demeyeyim. Taraftarın büyük bir kısmı skor bahçelidir. İşleri iyi gidiyorsa yapılan doğrudur. Şimdi <laughs> önümüze 13 tane maç dizeyim. 13 resmi maçımızı diziyorum. 2-0, 3-0 kazanacağız. Sürekli 2-0, 3-0, 2-0, 3-0. 26. maçlar bitmiş olacak. Fenerbahçe 26'da 26 yapmış olacak. Ama İsmail Kartal maçın birinde İrfan Can oynatacak. Öbüründe Livakovic oynatacak. Birinde Mert Müldür oynatacak. Öbüründe o sahayı oynatacak. Birinde Fred oynarken diğer maç Mert Hakan oynayacak. 26. maçlar bitecek. Yeni bir kadro. İşte ilk 11. İrfancan Can Eribayat, Mert Müldür, Bekavo Ciko, osterwolde orta sahada İsmail Mert Hakan, Şimanski. Sağda Cengiz, solda Kent. Forbette Batşuay ile maça çıkıyor. Hani artık 26-27. maçımız hangisi oluyorsa. Kimseden ses çıkmaz. <laughs> Vardır İsmail Hoca'nın bir bildiği. Ya bu adam sabah akşam bunlarla zaman geçiriyor, vakit geçiriyor. Tabii ki onu kadar biz bilemeyiz diyecekler değil mi? İşte ben de bunu söylüyorum. Artık kafalarda bu oluşmaya başladı. artık eleştiremiyorlar da. Şimdi bak hazır kıta bekleyen, kuyruğunu havaya dikmiş olan bazı arkadaşlar var. Hazır kıta bekliyorlar. Bekliyorlar ki Fenerbahçe bir hata yapsın. Puan kaybetsin de saldıralım diye. Çok beklersiniz. <laughs> Öyle diyordu ya çok beklersiniz. Kim diyordu ya? Birisi, şairin biri diyordu. Neyse Allah çok bekletsin bunları. İnşallah umduklarına nail olamazlar. Ee, şimdi bakın. İsmail Kartal biletlerini kesti. Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden. Hocam İsmail Kartal hocanın vardır bir bildiği. Kime git diyorsa gitsin. Arkadaşlar birincisi Tadiç. İkincisi Ceko. Gitmesini istedi. Ne dersiniz? Asya. Bunlar değil merak etmeyin. Şimanski hemen bak. Futbolcular çünkü gözünüze gelir. Kent bak. Kent havada kalmasın. Şu anda hazırlanıyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Bana Fenerbahçe'de forması garanti olan bir Allah'ın kolunu söyleyin. Bence Fred. Açık söylüyorum tartışmasız forması garanti olan banko Fred. Fred'in yeri de olmaz. İsmail'in yerine Crespo oynatırsın. Bartu ısıtıp oynatırsın. Şimanski'nin yerine belki İrfan oynatırsın. Hani Lincoln'un oynama ihtimali yok olsa belki onu oynatırsın falan. Sağda zaten ölüm grubu. İrfancan, Cengiz, Emre Mor. Zorlasam ben bile oynarım. Kent oynar falan. Sol hakıza. Tadiç biraz formundan düştü. Şimdi Kent konuşulmaya başlandı. E, Jacob at şu ay zaten. Bakın forması garanti olan kimse yok. Bence bir tek Fred var. O yüzden herkes iyi çalıştı. Fenerbahçe'de 6 ayrılık. Şimdi giriş giriş girizgahı geçtim. İşte 6'da 6 yaptı, 13'te 13 yaptı falan filan. 6 ayrılık birden. 2023-2024 sezonu birinci transfer tescil dönemi sona erdi. Fenerbahçe'de sezon sonunda 4 yıldız boşa çıkacak. Ve İsmail Kartal 2 ismin daha biletini kesti diyor 6 kişi. Şimdi kimdir bu 6 kişi? Arkadaşlar şuradan başlayalım. Birincisi Joshua King. Bu arada Joshua King için de bir bilgilendirme yapayım. King Kent'in niye önünde biliyor musunuz? Lig tecrübesi yüksek. Fiziği çok güçlü. Ve pas oyununda arkasındaki kişinin uyumlu bir şekilde oynayabiliyor. Kaleye dikine inebiliyor. Bir tehdit oluşturuyor. Oyun görüşü yüksek. Kent ise driplingle gitmeyi seviyor. Topu kaptırma ihtimali var. Yani o topun bize dönüş ihtimali sıkıntılı. King'e dikkat edin. Hep garanti anlarda gidiyor. Yani garanti olmayan anlarda kontrol hata çıkmıyor. Bak. Belki dikkatinizden kaçmış, kaçmıştır. Ya şu King'in sözleşmesi bitecek. Ben devre arasında King gidebilir diyorum. Sezon başında 4 teklif gelmiş İngiltere'den. Sat gitsin. Kente güven. Yapacak bir şey yok. Ha. İçeye bak. Fenerbahçe'deki uğursuzluğa bak. Hem Cengiz hem Emre aynı anda sakatlanıyor. 3 kanat var. İrfan. Çakma kanat. 8'den çakma. Kent. O da sadece solda oynayabiliyor. Tadiç. O da 10 numara mevkisinde başlayıp kanat olan oyunculardan. Böyle bir şans. İkincisi Mert Hakan Yandaş diyor. Şimdi Mert Hakan Yandaş'la ilgili arkadaşlar de soruyorum. Hiç kimse gidecek gitmeyecek demiyor. Diyorlar ki aidiyet duygusu yüksek gençlere abilik yapıyor takıma şöyle yapıyor böyle yapıyor. Ben Mert Hakan devre arasında gitmez sezon sonunda gitmez diyorum. Luan Perez. Fenerbahçe tarihindeki belki de en şanssız isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'ye gelene kadar sakatlığı yok. Fenerbahçe'ye geliyor iyileştiği gün yok. Yaz transfer döneminde birkaç kulüple görüşüyoruz. Hani Arabistan, Marabistan fark etmez benim için. Giderim diyor. Brezilya'dan teklif geliyor. Görüşüyor. Her şey tamam. Sakatlık çıkıyor. Sağlık kontrolünde. Aman duyurmayın, aman etmeyin. Ameliyat falan filan. O da yok. Bak ben Fenerbahçe yönetimini eleştirmiyorum. Diyorsunuz ya eleştiriyorum. Babasını da yapıyorum eleştirin. Nerede Perez? Bu adam ne Perez? Put Perez mi? Ne Perez? Nerede bu adam ya? Nerede bu adam? Ameliyat mı oldu? Açıklayın. Ameliyat oldu. İşte Küçük çeyrek takmanızı bekliyoruz. Bir şey mi oldu? Açıklayın. Ya yok. Luan Perez'e ne olduğunu bilen yok. Merak ediyorum ya. Öldü mü kaldı mı? Ya bir açıklan yok. Luan Perez. Hocam sözleşmesini feshedelim gidelim. 6 milyon euro 6 milyon eurodur. Verdik ettik. Bon servisini ama yapacak bir şey yok. Diyebilirsiniz. Lan 9 milyon euroya satıyorduk. 9 milyon euroya. Arabistan'ın şeyin. Jesus'un kulübüne 9 milyon euroya satıyorduk. Ya şans ya. Lan Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bir de şunu da merak ediyorum. Lan bu adam geçen sene ligin son döneminde sol bekte oynamadı mı? Kütür kütür oynamadı mı? Sakatlanmadı da bir şey de olmadı. Lan durdu durdu. Senenin başında mı sakatlanacağı tuttu ya? Ya arkadaş ya. Fenerbahçe şansı ya. <laughs> Dördüncü isim Crespo. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Crespo ile sözleşme yenileyeceğiz dedik. Anlaştık. Menajeri okeyledi. Aynı menajer şimdi yan çiziyor. Yani Crespo bu kafayla kadro dışı kalırsa kimse şaşırmasın ha. Hocam biz dedik. Al bir altı numara Crespo'yu yolla dedik. Alamadılar. Ya alamasınlar ya. Lan transfer sezonu başlayana kadar böyle kayıpsız gidelim. Alamamış olsunlar. Hiçbir sıkıntı yoktu benim için. Vallahi sıkıntı yok. Korktuğunuz maç Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor maçı. Doğru mu? Başakşehir maçından da çok korkuyorduk. Gördünüz film gibi geçti maç. Nasıl diğer maçlara. <laughs> Ya dört maçı da kazanacağız diyelim. Allah'tan bir kalbimize bir ilham gel. Dördünü de kazanacağız. Bak altı numara herkes çenesini kapattı. Herkes şu anda hazır kitap bekliyor ha. Puan kaybını. Ben Crespo'ya gidip şunu söyleyeyim. Bu kafayla giderse futbol hayatı biter. Beşincisi Lincoln. Arkadaşlar Lincoln sahalara döndü. Çalışmalara başlayacak. Ee, şimdi U21 ligi vardı eskiden. Sonra U19'a düşürdüler yani bir ara rezervlik çıkardılar. Rezaleti gördüler geri kaldırdılar. Rezerv liginde rezaleti şu. Ya pazarlayamadığın hiçbir şeyi yaptırmayacaksın. Pazarlayamadığını. Sen 18 kişilik kadro hakkı vardı eskiden. Eskiden 18 kişilik kadroydu. Kadrolar 18 kişiydi. Oyuncu değişiklik hakkı 5'e çıktı. Kim çıkartıyorsa Allah razı olsun. Bence futbolun doğasına çok uygun bir şey oldu. 5 değişiklik hakkına çıkınca kadrolar 21'e çıktı. Kadro 21'e çıkmışken Allah aşkına yedekte kaç kişi kalır? 4 kişi 5 kişi kalır. 5 kişinin kaldığı yer rezervlik olmaz onun adı. Oraya gelişim ligi de. Yabancı sınırsız de orada. Bak yabancı sınırsız de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika'dan gitsin kabilelerden futbolcu alsın getirsin. Ben burada parlatır satarım desin. Yok bunu da yapmadın. Bilmem Türk kuralı, yabancı kuralı falan. Rezil ettiler. Şimdi Lincoln, Enrique bence genç takımla devre arasına kadar oynayıp epey gelişip hem de gençlere abilik yapıp farklı bir yere gidebilir. Benden söylemesi. Ben bir de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar ülkenin lokomotif takımlarıdır. Eskiden ne olurdu biliyor musunuz? Aynı gün maçlar olurdu. Aynı gün olurdu. A takımın maçından önce PAF takımın maçı olurdu. PAF takımlar maç yapardı. Her zaman böyle olurdu. Maç izlemeye gidenler önce PAF takımın maçını izlerdi. Giderdi A takımın da maçını izlerdi. İki maç birden izlemiş olurdu. Alt yapıdaki futbolcuyu da görürdü üsttekinde. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? A takımın maçından bir gün sonraya koyun. O gün oynamayan gitsin orada oynasın. O gün sakatlıktan kadroda olamayan gitsin orada kendine gelsin. Vallahi bak. Neyse son isimde Lincoln dediğim gibi durum bu ama devre arasında belki bir yere kiralık edebilir. Son isimde Batshuayi. Batshuayi yazılır, çizilir. Ben zannetmiyorum bir yere gideceğini. Keşke de e, sezonun başındaki teklif tekrar gelse. Onu söyleyeyim. Ee, 6 yolcumuz var diye de başlığa ekleyeyim. Fenerbahçe'de Jorginho için dev rakipler. Şimdi bir de 6 numara olayı var. Onu da konuşalım. Unut, konuşmayacağım sandınız değil mi? İkide bir de başka şey girince. Fenerbahçe Arsenal'den 6 numara Jorginho'yu istiyor. Ancak Jorginho'nun da talipleri artıyor. Kontratının son yılında 31 yaşındaki ön libero İtalyan ön libero'ya Talip talip üstüne. Şimdi ben Jorginho ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir de Thomas Party. Yani iyileşti mi bu sıfı ona bakacağım. Ya 35 milyon euro transfer market değeri var orada. Haklısınız ne deseniz haklısınız yani. Hocam keşke alsak hocam bizim niye bundan yok. Bizden niye yok. Bize niye almıyorsun diyebilirsiniz. Her şeyinize kabulüm. Şimdi Parti Kasık sakatlığı geri dönüşü bilinmiyor yazıyor. Anladınız mı? Biz bu elemanla konuştuk. Bak ben sosyal medyaya rağmen herkes Giorginio demesine rağmen ben ısrarla Thomas Parti diyorum devre arasında. Konuştuk. Kulübüyle konuştuk. Kulübüyle bir aşamaya kadar getirdik. Kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla görüşmeler. Oyuncuyla anlaşmak üzereyken sakatlandım. İyi hocam parti 35 milyon euro. Jorginho 25 milyon euro. Almışken bunu alalım. Sözleşmesi bitiyor. Lan zaten bunu yani Jorginho'yu alacakken partiye sarktık. Tam bunu Burada Jorginho'nun bir yıl opsiyonu var bilginiz olsun da. Tam bunu alacakken bu da olmadı. Ya Arsenal zaten yeni aldım diyor. Öyle bedavaya falan bırakayım demiyor. Bizim taraftar bedava alacağımızı zannediyor. Ben Jorginho konusunda şunu söyleyeyim. İstediği kadar habere çıksın. Ben Thomas Parti hala bir numaralı aday diyorum. Sakatlığı geçsin, iyileşsin. Arsenal'daki performansını dikkatlice izleyin. Devre arasında ilk gideceğimiz adres Thomas Parti olacak. Ha, rakipler artıyor. Jorginho'yu Barcelona, Juventus falan istediyor. Sadece 22 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon ikinci yarısında geldi. Chelsea'den Arsenal'a. 22 kez forma giydi. 48 kez İtalya milli takımının formasını giydi. Arsenal'e sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor demiş. Bir sene opsiyonu var. Haberi yaparken dikkat edin. Şimdi bana soracağınız soru şu. Hocam gelecek mi gelmeyecek mi? Arkadaşlar kulüpten aldığım duyumu aktarıyorum size. Kendi kafamdan atmıyorum. Ya da ne bileyim sosyal medyadan bulup sizin önünüze sunmuyorum. Bana kulüpten söylenen %100 altı numara gelecek. %100 gelecek. Bana sunulan listenin başında da parti var. Hani ister inanın kardeşlerim ister deyin ki ya adam 3-5 tıklama için yalan söylüyor deyin siz bilirsiniz. Ben bugüne kadar elimden geldiğince duyumlarımı aktardım. Aktarmayı da sürdüreceğim. Allah ömür verdikçe aktarmayı sürdüreceğim. Sizlerden ricam takipte kalmanız, kanalımıza destek olmanız. ben elimden geleni yapıyorum. Lütfen sizler de elinizden geleni yapın. Anlatabiliyor muyum? Lütfen e, kanalımıza destek olun. Birlikte 52 bin olalım. Ordulu arkadaşlar hiç çalışmıyorsunuz. Yani kanalda bir sürü ordulu var. Çağırsanız akrabanız Fenerbahçelileri. Çağırsanız arkadaşınız Fenerbahçelileri. Yapsak ya şuraya 52 bin. Gururla 52 deseniz. Sonrasında da Rize'ye şey yapalım. Aktaralım. Yani keşke Rize maçına kadar 53 bin olsak. Ne şey olur ya. Bir de Fenerbahçe maçı kazansın inşallah. Diyelim ki bak 53 bin olduk. Rize'yi yendik. Sırada Karaman Spor var. 70. <laughs> Karaman Belediye Spor diye. Arkadaşlar dediğimi anladınız değil mi? Yani anlamadıysanız kısaca tekrar söyleyeyim. Haberler istediği kişinin adını versin. Ben ısrarla şiddetle söylüyorum. Benim duyumlarıma göre Thomas Parti liste başı. Haberiniz olsun. Sakatlığı iyileşsin de ondan sonra izlemeye koyulalım. Hepinize katkılarınızdan, desteklerinizden ve bu kanal için çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Sevgili ordulu kardeşler. Lütfen biraz çabalayalım çalışalım. Ama hocam biz ne ideliyiz? Arkadaşlarımızı çağırmayalım. Siz de çağırın da bir an önce ordulu kardeşlerimiz de gelsin. Görüşmek üzere.